Şimdi bu 2000'e doğru ve Aydınlık gazetelerinde her zaman ilk kez yayınlanan çok gizli belgelere ulaşıyorsunuz. Sade bir gazetecinin ya da siyasetçinin ulaşamayacağı çok özel yerlere giriyorsunuz. Devletin kritik kademelerinden edindiğiniz özel bilgiler var. Şimdi ve bu kadar kritik belgelere ulaşırken de spesifik bir tehdit aslında yaşamıyorsunuz. Dolayısıyla nasıl yaşamıyorum ya? Ay, 14 sene hapiste yatmışım. Bugün FETÖ'den yargılanan Enver Altaylı ifadesinde size yer veriyor ve şöyle bir söylemde bulunmuş. Bana yöneltilen suçlamalar Rus istihbarat teşkilatının Doğu Perinçek'in iddiaları. Perinçek parayı kim verdiyse onun için çalışan biridir. Mehmet Emir onu çok iyi anlatır. Perinçek bugün kanal kanal dolaşıp hakkında suçlamalar yapıyor. Savcının kullandığı suçlamalar Rusçuların Perinçek'in suçlamaları diyor sizin için. Şimdi bu bir iddia. Rus ya da başka bir ülkenin istihbarat servisiyle tanışıklığınız oldu mu? Türkiye'de acaba sizin arkanızı koruyup bunu kollayan birileri çıkıyoruz? Var mı bu iddialar üzerine? Soru gelsin. Doğu Perinçek herhangi bir gizli serviste çalıştı mı? Bunu ancak gizli servislerin elemanları bana sorar. Başkası soramaz. Vereceğim cevap budur. Siz bunları nasıl, hangi cesaretle Türkiye'nin en karakterli, kişilikli, ahlaklı insanına böyle sorular sorabiliyorsunuz? Vatan Partisi o Amerika'nın bütün planlarını bozan partidir. Ermeni soykırımını yok eden partidir. Silivri duvarını yıkan partidir. PKK'nın, FETÖ'nün üzerine Türkiye'nin yürümesini sağlayan partidir. Onun için Amerika'nın acısı vardır. CİA'nın acısı vardır. MİT içindeki CİA görevlilerinin acısı vardır. Siz de aynı acıyı paylaşıyor musunuz da bu soruları soruyorsunuz? Bunları yayınlayacaksınız. Bunları kesemezsiniz. Bunları yayınlamazsanız siz namuslu değilsiniz. Bunları yayınlamazsanız sizin gazetecilik namusunuz yoktur.